özveren Fujitsu'da Client Computing Device dediğimiz kullanıcı bilgi işlem cihazlarından sorumluyum. Neler var bu kullanıcı bilgi işlem cihazlarının arasında? PC, notebook, iş istasyonu, ince istemciler gibi ürünler bu segmentte yer alıyor. Bugünkü başlığımız Fujitsu ile dünya senin çalışma alanın diyoruz. Bu da tabii mobiliteyle ilgili olarak da insanların günümüzde daha hareket serbestisi kazanıp iş yerini, gerek çalışma ortamlarını her taraftan işlerini halledebilir şekilde gerçekleştirme üzerine. Dünya değişiyor diyoruz. Toplum değişiyor. Kulağınıza geliyordur X kuşağı, Y kuşağı. Artık hep kuşaklar konuşuluyor. İnsanlar değişiyor. Ekonomi diyoruz değişiyor. Eskiden büyük sanayi şirketleri, fabrikalar listelerde top 100'lerde yukarı sıralarda bulunurken artık bir web tabanlı yazılım, bir uygulama yapan veya işte Facebook, Google gibi şirketler en yukarılarda yer almakta. Teknoloji gelişiyor. İşte kişisel bilgisayarlar, telefonlar artık şimdi günümüzde konuşulan internet nesnelerin interneti veya Endüstri 4.0 gibi konular artık konuşulmakta. Değişiyor diyoruz. Küçük bir örnek, 2005'teki Vatikan Papalık seçimi ve 2013'teki Papalık seçimi. Aradaki fark zaten gayet net gözükmekte değişimi. Çalışma ortamları değişiyor. Eskiden böyle sıkıcı, iç içe, kalabalık, gürültülü, bunaltıcı ofislerde çalışırken artık çalışma ortamlarında da birlikte çalışmayı ve konsantrasyonu öne çıkartan ortamlar öne çıkıyor. İşte paylaşımlı masa, home office uygulamaları, proje odası, konferans odası gibi çeşitli ortamlar artık günümüzde konuşuluyor. Ve tabii bu da farklı talepler ve farklı çözümlere sebep oluyor. Belki aranızda görenler vardır bu resmi. Çin'de mobil kullanıcılar için yapılmış özel bir yol. Evet. Tabii burada da dünya senin çalışma alanı derken Fujitsu, bunu gerçekten bu lafın arkasında duruyor. Burada görebileceğiniz gibi çeşitli ortamlarda, çeşitli şekillerde kullanabileceğiniz iş ortamından kopmadan günlük yaşamınızı ve iş ortamınızı sürdürebileceğiniz çözümlerle hayatınızda yer alıyor. Dünya derken hani suyun altında kastedebiliriz. Standımızda duran Q704 tabletimiz gördüğünüz gibi. İsterseniz suyun altında da çalışmaya devam edebilirsiniz. Tabii tatilden hoşlananların pek hoşuna gitmeyecek bir şey ama suyun altında bile işlerinize devam edebilirsiniz. 30 yılı geçen deneyim diyoruz. Gerçi Fujitsu ilk bilgisayarı 1954 yılında üretti ama 80 yıllık bir firmayız bu arada. Bu sene 80. yılımız. 1954'te ilk bilgisayarı ürettik ama kişisel bilgisayar olarak da kişisel bilgisayarımız 1981'de üretilmiş olup bugüne kadar çeşitli ilklerde gene Fujitsu öncelik etmiş oluyor. İşte dünyanın ilk televizyon özellikli bilgisayarı, ilk ev okuyucusu, ilk convertible tablet dediğimiz tablet gibi. Dünyanın en ince ultrabook gibi, 14 inç ultrabook gibi birçok birlikte Fujitsu'nun ismi öne çıktı bugüne kadar. Burada da görebilirsiniz. 1991 yılında gelseniz Fujitsu size tablet sağlayabilirdi. Çünkü tabletin mucidi Fujitsu. 1991'den beri tablet üretiyoruz. Günümüze kadar şu an artık 30. jenerasyona geldik. Günümüze kadar yani uzun bir süredir tablet deneyimiyle mobiliteye gene burada Fujitsu destek vermekte. Yenilikçi diyoruz. Gene aynı şekilde burada bazı Fujitsu'ya özgü yenilikleri görebiliriz. Mesela şurada dünyanın ilk ve tek modüler yuva projeksiyon aleti. Notebook'ta kullanabildiğiniz projeksiyon aletimiz. Optik yuvaya koyduğunuz DVD writer gibi düğmesini basıp dışarı çıkartıp sunumumuzu yaptığımız projeksiyon aleti, avuç içi damar okumalı tablet ürünü,
Gene elektronik baston, Japonya'da yaşlı nüfus için tasarlanmış olan bir ürün. Sağlık bilgilerini, işte kalp atışlarını, tansiyon bilgilerini, konum bilgilerini merkezi olarak bildiren, yaşlı için üretilen bir elektronik baston. Türkiye'de yok, Avrupa pazarında yok ama Japonya'da sunulan mobil telefon, suya dayanıklı gene, aynı şekilde tabletler. Bunun yanı sıra gene 2006 yılında çıkarttığımız Q serisi Lifeboom'uz. Ki o zamanlar ultrabook denen bir kavram yokken 2006 yılında 990 gram 2 santimden daha az bir inceliğe sahip ve entegre 3G'ye sahip. Fujitsu notebook'a sahip olabiliriz. Gerçi 2006'da Türkiye'de daha 3G yoktu ama talep etmiş olsaydınız Fujitsu'da bu ürünlere erişebiliyordunuz. Şurada görmüşsünüzdür, merak etmişsinizdir. Onu da söyleyeyim. Fujitsu Japonya'da bazı fabrikalarında topraksız tarımla uğraşıyor. Geleceği düşündüğü için, geleceğe yatırım, ilerideki besin, gıda ihtiyaçlarını düşünerek topraksız tarım yaparak, böyle gördüğünüz gibi fabrika ortamlarında bitki, daha doğrusu marul gibi sebze yetiştirmekte. Bu tip, yani gene çevresel ileriyi gören çalışmalarda bulunmakta. Yani Fujitsu laboratuvarlarında teknolojileri araştıran, geliştirilen teknolojilerden bazılarını söyleyebiliriz. HPV panel bu artık hayatımıza girdi. Özel hastanelerde de görebilirsiniz. Avuç içi kimlik doğrulama, biyometrik kimlik okuyucu, iris okuma, yüz tanıma, parmak izi gibi güvenlik çözümlerinden çok daha güvenli bir çözüm olarak şu an hayatımıza girmiş bulunmakta. Bunları biz ultrabook ve mobil notebooklarımıza da entegre etmiş durumdayız. Daha sonra giyebilir aygıtlar, yine bu günümüzde nesnelerin internetinde karşımıza çıkan giyebilir aygıtlar yine Fujitsu'da bulunmakta. Gözlükler, NFC özellikle yüzük, eldiven gibi yine bu tip çözümler Fujitsu'da sunuluyor. Haptik sensörlü tablet diyoruz. Bu da ileride gene hayatımıza girecek özelliklerden biri. Nedir haptik tablet? Mesela ekranda gördüğünüz dokuya, ekrana dokunduğunuz zaman aynı hissi alabiliyorsunuz. Mesela burada da görüldüğü gibi bir timsah resmine bakıyorsunuz. Ekrana dokunduğunuzda timsahın sırtındaki kütürlükleri hissedebiliyorsunuz. Ne işinize yarar diyebilirsiniz. Bu tabii satış ve Ar-Ge işlerinde çok kolaylık sağlayabilir. Örneğin bir mağazaya gitmeden bir kumaşın dokusunu hissedebilirsiniz. Bu tarz gibi, bu tarzda örnekler verilebilir. Portföye bakacak olursak, yerleşik ürünler ve mobil ürünler olarak ayırıyoruz ürünlerimizi. Mobil ürünlerin araştırma ve geliştirmesi Tokyo, Japonya'da yapılmakta. Yerleşik ürünlerimiz ise Almanya'da, Augsburg'da yapılmaktadır. Burada gördüğünüz gibi Celsius iş istasyonları yerleşik ürünlerde. Esprimo kişisel bilgisayar ailemiz, Futro ince istemci ailemiz bulunmakta. Mobil ürünlerde ise Celsius mobil iş istasyonlarımız bulunuyor. Lifebook, Notebook ailemiz ve Convertible PC dediğimiz çevrilebilir ekranlı tabletlerimiz. Bir de stylistik olarak adlandırdığımız gene tablet ürünlerimiz mobil ürünler arasında bulunmakta. Detayına girmeyeceğim. Çünkü geniş bir portföy. Burada gördüğünüz gibi giriş seviyesinden üst seviyeye kadar 13 inçten 15.6 inçe kadar çeşitli ebatlarda dokunmatik normal ekranlı olarak erişebileceğiniz, hepsi Intel tabanlı notebooklarımız bulunmakta. Bunun yanı sıra ikisi bir arada ve özelleştirilmiş tablet dediğimiz tabletlerimiz de gene aynı şekilde 8.1 inçten 13.3 inçe kadar çeşitli ebatlarda gerek convertible olsun, gerek ayrılabilir şekilde olsun edinebileceğiniz mobil ürünlerimiz arasında yer alıyor. Mobil ürünlerimizdeki bazı genelikçi özelliklerini sayacak olursak, örneğin 8 cihaz bir port replikatör diyoruz, port çokleyici diyoruz. Ne de bu? 8 tane ayrı Fujitsu notebook'unuz olabilir. Ayrı ayrı ebatlar da olabilir. 13 inç, 14 inç, 15.6 inç. Hepsi aynı port replikatörü kullanabilir. Lifebook'larımızda aile konsepti diye bir özellik vardır. Bu da
hem portreplikatör olsun, adaptör olsun, modüler yuva dediğimiz optik sürücüye takılan ikinci, optik sürücü yuvasına takılan ikinci pil, ikinci disk veya optik sürücü ortak olarak kullanılabilir. Ha. Bunun size ne gibi faydası olabilir derseniz, saha elemanınız var, satışçılarınız var. Hepsi ayrı ayrı lightbook'lar kullanıyor, ayrı ayrı ebatlarda notebook'lar kullanıyor ama hepsi aynı adaptörü, aynı yedekleri, aynı portreplikatörü kullanabilir. Böylece herkesi birer tane ayrı ayrı bu bileşenlerden almak zorunda değilsiniz. Ortaklaşıp kullandırabilip bunun kostlarınızı da oldukça düşürebilirsiniz. IPSOC panel teknolojisi diyoruz. Yüksek çözünürlük, yüksek kontrast, yüksek parlaklık ve o kadar da düşük enerji seviyesine, yani enerji sarfiyatına sahip ekranla yine Fujitsu ürünlerinde sunulmakta. Pull-out Ethernet konnektör diyoruz. Bu da ultrabook kullanıcılarının genellikle karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi. Ethernet adaptörü taşımaları yanlarında. Çünkü ultrabook'un inceliğinden dolayı RJ45 konnektörü sığmadığından genelde adaptörle çözülüyor bu sorun. Fujitsu ürünlerde bu çekilebilir konnektörle yuvayı dışarı çektiğiniz anda direkt açılıp RJ45 formatına geliyor. Ayrıca bir adaptör kullanmanıza gerek yok. Üstünde yani RJ45 konnektörü varmış gibi düşünebilirsiniz. Demin bahsetmiştim avuç içi damar okuma biyometrik kimlik çözümü. Bu da gene Fujitsu ürünlerinde güvenlik özelliği olarak sunuluyor. Yarı dayanıklı dizayn diyoruz. Suya toza dayanıklı, hatta düşmeye de dayanıklı modellerimiz bulunmakta. Bu da sahada çalışan, zorlu şartlarda çalışan personel için konumlandırılabilecek ürünler arasında gene Fujitsu'dan önerebileceğiniz üründür. Dönüşebilir diyoruz. Çeşitli formlarda kullanabiliyorsunuz ürünleri. İster klavyesiyle, ister kalem, ister parmak veya cradle dediğimiz port çokluyucusuyla bu ürünleri değişik formatlarda kullanabiliyorsunuz. Hakeza kapak konsepti diyoruz. Bu da değişik kasayı değişik formlarda alabiliyorsunuz. Örneğin bir showroom'umuz var. Bunu VESA aparatlı olarak veya smart card okuyucu olarak değişik formlarda kasayı tercih edebiliyorsunuz. Kullanım alanınıza göre. Bir de NFC özelliği diyoruz. Bu cep telefonlarında da bulunan işte temassız ödeme veya işte temassız data aktarımını sağlayabileceğiniz NFC özelliğiyle ürünlerde bulunmakta. Yenilikçi ve insan odaklı ürünler diyoruz. Gene burada da bahsetmek istediğim Fujitsu'ya ait niş insanlara çeşitli faydalar sağlayan ürünlerden birkaçını buraya konumlandırdım. Bunun detaylarını aslında gelecek olursak Stylistik V535 endüstriyel tabletimiz. Demin de bahsetmiştim, suya, toza ve düşmeye dayanıklıdır. Intel Quad Core işlemci kullanıyor. 8.3 inçlik endüstriyel bir ürünü. Bahsettiğim gibi sahada zorlu şartlarda çalışanlar için kullanılacak ürünümüz. Piyasada rugged modeller var ama bildiğiniz gibi fiyatlar çok yukarılarda. Fiyat olarak da oldukça rekabetçi bir üründür. Diğer ürünümüz bu ay çıkacak olan R726. Bu da manyetik keyboardlu. İsterseniz olayman tarzında çerçevesi direkt arkaya doğru açılarak stamp halinde kullanabileceğiniz i5, i7 işlemcileri kullanabileceğiniz, yani bir not performansını aldığınız, performans sorunu yaşamayacağınız 12.5 inçlik ekrana sahip tabletimiz. Bir diğer özelliği de menşe Almanya'dır. Bilmiyorum, Avrupa Birliği ihaleleri için genelde aranan Avrupa menşeli özelliği olarak önerilecek ürün. U745 modelimiz. Bu da ultrabook. Gene 14 inçlik ultrabook'umuz. Burada da demin bahsettiğim avuç içi damar okuma özelliğiyle önerebileceğiniz niş Fujitsu'ya özel, nişli özellik olan avuç içi damar okuma özelliğini önerebileceğiniz ultrabook modelimiz. Dokunmatik veya normal ekranlı olarak tercih edebilirsiniz. Bir diğer mobil ürünümüz S936. Mobilite diyoruz. Mobilite de bildiğiniz gibi önemli kriterler nedir? Ağırlık ve kullanım süresinin
uzun olması. Burada S936 modelimizde ikinci pile beraber 24 saate varan batarya süresine sahipsiniz. Benim kullandığım notebook iki nesil öncesi, S904 kullanıyorum ben de. 2 günlük, 3 günlük iş seyahatlerinde adaptör taşımıyorum. Yani 3 iş günü beni götürebilmekte notebook. Seyahatlerinde adaptör taşımam artık gibi derdim yok. Dediğim gibi bu da oldukça niş bir ürün. Bu arada notebook diyorum, ağırlığa da dikkatinizi çekmek isterim. 1.19 ultrabook ağırlığına sahip. Optik sürücüsüz alırsanız. Bir diğer ürünümüz, yeni standımızda da var, mini PC'miz. Full PC olarak adlandırabiliriz. Çünkü i5, i7, yani i3, i5, i7 işlemcileri kullanabildiğiniz entegre power supply'a sahip, adaptörle kullanmadığınız, üstünde entegre VESA aparatının olduğu, ayrıca gene monitör arkasında montajını yapmak için metal kasalar kullanmaya gerek duymayacağınız mini PC'miz. Gene niş özelliği olarak üstünde isterseniz smart card okuyuculu, isterseniz avuç içi damar okuma gibi güvenlik özelliğiyle temin edebiliyorsunuz ürünü. Bunun yanı sıra seri port gene üstünde bulunmakta. PS2 port gene güvenlik için PS2 klavye kullanmak isteyenler için bu tip özelliklere sahipsiniz üründe. Yine Fujitsu'nun 0 watt özellikle dediğimiz aslında 94 verimlilikteki power supply'a sahip ürünleri. Bu da 4 yıllık PC'ye oranla yaklaşık %40'lık bir size enerji sarfiyatı sağlıyor. Nedir 0 watt özelliği? Bu da yine patentli Fujitsu'ya ait bir özellik. Elektrikli cihazlar kapalı olsalar bile belli bir miktar elektrik yükü tutarlar üstlerinde. Çok yüksek sayıda bir parkurumuz olduğunu düşünün. Yani yüzlerce PC'nin olduğu bir parkuru düşünün. İnsanlar akşam 5'te mesai bittiğinde PC'lerini kapatıp gidiyorlar ama aslında ertesi gün sabah 8'e 9'a kadar mesai başlayana kadar aslında gene bir yük tutuyor. İşte bunun önüne geçen bir özellik 0 watt gene Fujitsu'ya ait patentli bir özellik. Bu arada gene enerji sarfiyatının yanı sıra sessizlik de ön planda. Anakartlar çünkü kendi tasarımımız. Almanya'da, Ausburg'da kendi fabrikamızda üretiyoruz. Hani Türk parti fason ürettirilen anakartlar değil, kendi anakartlarımız. Bu da tabii gerek ısınma, gerek ses, gerek enerji sarfiyatında öne çıkartan birçok fayda sunuyor Fujitsu ürünlerinde. All-in-One modelimiz 23 inçlik ekrana sahip IPS panelli All-in-One'ımız. Nedir farkı? Herkes de All-in-One diyebiliyorsunuz. Var diyorsunuz. Flat çalışmalara uygundur. Direkt yatırıp, masa gibi kullanıp kullanma avantajına sahipsiniz. Değişik formlara sokabiliyorsunuz yani ekranı. Bu tip avantajınız var. Bileşenler alt tarafta olduğu için yukarıda kasanın içinde yine ısınmaya sebep olmuyor. Ekranın yarattığı ısıdan dolayı bileşenler etkilenmiyor. Bu da tabii gene ürüne uzun ömür ve stabil çalışma imkanını sağlıyor. Gene Fujitsu'nun pazardaki bir U'luk Rack Workstation'ı, Xeon E5 işlemci kullanabildiğiniz, işte güvenliğe ihtiyaç duyduğunuzda veya uzak iş istasyonu çözümlerine ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz, data center'larda konumlandırabileceğiniz, çünkü biliyorsunuz iş istasyonlarında kullanılan grafik kartları oldukça yüksek maliyetli kartlar, RAM'ler, diskler, tabii bunların çalınması gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden bu tip yüksek komponentlere sahip ürünleri data center'da konumlandırabilmeniz de tabii ayrı bir avantaj güvenlik açısından kullanıcılara. Sanırım süre yetti. Teşekkür ediyorum. Bu arada hani sorunuz varsa alabilirim. Gerçi burada iletişim bilgilerim de var. Kaydederseniz her zaman takıldığınız konular olabilir, danışmak istediğiniz hususlar olabilir, ürünler hakkında sorularımız olabilir. Her zaman yardımcı olmaya hazırız.
standımızda da demin bahsettiğim ürünlerin mini PC olsun, o su geçirmez tablet olsun görebilirsiniz. Soru varsa alabilirim. Yok. Akşam herkes yorgun. Oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.